Batı Yakası. Hazırlayan ve sunan İlhan Özulu. Merhaba sevgili Radyo Anatolia dinleyicileri. Ben İlhan Özulu. 2018 yılının ikinci haftasında yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluk ve heyecanı ile sizleri Güney Kaliforniya'dan saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Canlı olarak dinlemekte olduğunuz Batı Yakası adlı programımızı her hafta salı akşamları Los Angeles saatiyle 19.05'te, New York saatiyle 22.05'te ve Türkiye saatiyle çarşamba sabahları 6.05'te dinleyebilirsiniz. Batı Yakası programının tekrar yayınlarına ilişkin bilgileri, geçmiş program kayıtlarımızı radyoanatolia.us adresinde bulabilirsiniz. Batı Yakası programında çalmamı istediğiniz istek şarkılarınızı ve yayınlarımızla ilgili öneri ve eleştirileriniz için lütfen bize info@radyoanatolia.us adresinden yazınız. Batı Yakası programının bu haftaki konuğu keman sanatçısı ve akademisyen Profesör Doktor Cihat Aşkın. Kendisiyle yapmış olduğum söyleşiyi programımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebilirsiniz. Şimdi 10 Ocak 2018 Çarşamba sabahının gazete başlıklarına birlikte göz atalım. İlk gazetemiz Sözcü. Sözcü gazetesinin 10 Ocak tarihli önemli başlıklarından bazıları şöyle. Paşa'nın serbest bırakılan koruması her şeyi anlattı. Kripto yüzbaşının FETÖ itirafları. Kod adım Cenk. Kara kuvvetlerinde operasyon yapılacağını duydum. Yakalanacağımı anladım, teslim olmaya karar verdim. Kara kuvvetleri komutanı Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın, FETÖ'cüyüm diyerek teslim oldu. Sorgulandı ve serbest bırakıldı. Bu trenden düşenler düştüğü yerde kalır. Erdoğan'ın bu sözleri Gül için yorumlandı. Abdullah Gül'ün tartışmalı KHK'yı eleştirmesi ve adının yeni bir siyasi oluşumda geçmesi AKP'lileri kızdırdı. Erdoğan da sert çıktı. Erdoğan isim vermeden Gül için şöyle konuştu. Geçmişte partimizde olup bugün dışarıda gezenler partimizle ilgili konuşamaz. Bu trenden düşenler kusura bakmasınlar, düştükleri yerde kalırlar. İstanbul'u AKP'den almak için adayım. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat hafta sonu yapılacak kongrede güven tazelemek istediğini söyledi. 2 yılda İstanbul'u AKP'den alacak altyapıyı oluşturduk. Haramilerin saltanatını yıkma mücadelemiz sürecek. İkinci gazetemiz Cumhuriyet. Cumhuriyet'teki bazı önemli başlıklar şöyle. Recep Tayyip Erdoğan eski dava arkadaşıyla tüm köprüleri attı. Bahçeli geldi, Gül artık yok. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında eski yol arkadaşı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile tüm köprüleri attı. Erdoğan, antidemokratik uygulamaları eleştiren Gül'e, geçmişte parti çatı altısında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin parti ve hareketle ilgili söz söyleme hakkı yoktur yanıtını verdi. Keçi Adası satıldı mı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın Türkiye'ye ait Keçi Adası'na gitmesini eleştirerek Erdoğan'a "Bu adaları sattınız mı?" sorusunu yöneltti. O halin uzatılmasına tepki gösteren CHP lideri, "FETÖ ile mücadele değil, muhalefet ile mücadele yapmak istiyorlar. Kendilerinin aleyhine yazan gazeteciler ile de mücadele ediyorlar." dedi. Diyanet, 10 yaşındaki çocuklara vaizler aracılığıyla şehadet ve şehitliği anlatacak. Okula vaaz da girdi. Okullarda laik eğitimin yok edilmesinin yeni adım olarak Diyanet'in vaiz görevlendirme süreci başladı.
Diyanet 81 ile gönderdiği yazı ile aile ve dini rehberlik bürolarının 2018 yılı için çalışma takvimini açıkladı. Vaizler milli ve manevi değerleri anlatacak. 10 yaşındaki çocuklara verilecek vaazın konuları arasında ümmet bilinci, şehitlik, şehadet, felaket anında sabır, duanın kabul olması gibi başlıklar yer alıyor. Bir diğer gazetemizde Bir Gün. Bir Gün gazetesinin 10 Ocak tarihli bazı başlıkları şu şekilde. Eğitimde üç çember sisteminin anlamı. Ya dışındasındır çemberin ya da imam hatipli olacaksın. Milletin Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, her öğrenci için üç çember oluşturduklarını ve üç okul türünü tercih edeceklerini ifade etti. Eğitimciler ise imam hatipler dışındaki okullara sınır getirildiğini, bu yüzden zorunlu olarak imam hatip liselerine gidileceğini söyledi. İstanbul'da metro krizi. İhaleleri iptal edilen ve çökme riski bulunan 6 metro hattı ile ilgili tartışmalar sürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yerkadaş, halef selefi yolsuzlukla suçluyor. CHP'li belediyelere göz dikenler bunun hesabını soracak mı diye sordu. Yerkadaş, İstanbul'da felaket yaşatmaya hakkınız yok dedi. KHK rejimine karşı miting var. KESK 14 Ocak'ta Bakırköy'de OHAL'e karşı miting düzenliyor. Haziran Hareketi ve birçok demokratik kitle örgütünün de çağrı yaptığı mitinge ilişkin Bir Güne konuşan KESK eş genel başkanı Gezen, KHK rejimine karşı mücadeleye devam edeceğiz. Herkesi mücadeleye güç vermeye çağırıyoruz dedi. Şimdi de Spor Gazetesi'ndeki Fanatik'teki bazı başlıklar. Fener şansını zorluyor. Hem kontenjan dolu hem de ekonomik olarak sıkıntılar var. Ama sarı lacivertlilerin transferden vazgeçmeye niyeti hiç yok. Orta alana düşünülen Ben Arfa ve golcü Struge'nin cephesinde sıcak gelişmeler söz konusu. Aslan'a Pogba'nın abisi. Sarı kırmızıların Bruma görüşmesi için Leipzig'ten randevu aldığı öğrenildi. Savunma takviyesi konusunda listeye son giren isim ise Saint Etienne'den Florentin Pogba oldu. Elbet bir gün buluşacağız. Eto'nun adı her transfer döneminde Beşiktaş ile anılmış, Kamerunlu da hiç yalanlamamıştı. Hatta menajeri Beşiktaş hep gönlünde mesajlarını bile yollamıştı. Şenol Güneş ile yıldız futbolcu dün Antalya'da yan yana geldi. Transferden önce son yemek. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Barcelona'yı da ikna etti. 10 Ocak tarihli bazı gazetelerden başlıkları dinlediniz. Sevgili dostlar, ve sıra geldi programımızın ilk istek parçasına. Fairfax, Virginia'dan Minetos'un istek parçası Esmeray'dan geliyor. Unutama beni. Hıçkırık olayım.
Tosun istek parçasıydı. Esmeray'dan dinledik. Unutam beni. Figen Tan için bir parça çalmak istiyorum. Sezen Aksu'dan Erkek Güzeli. Temle güzel kalbini yorar, sakınma tatlı dillerini. Seni pamuklara sarmalar sarar, ne bebeği isterim ne hesap sorar. Nesi temle güzel kalbini yorar, sakınma tatlı dillerini. Oh.
kalbini yoran, sakınma tatlı dillerini. Seni pamuklara sarmalar zarar, ne bedel isterim ne hesap sorar. Kesiden Figen Tan için çaldım. Sezen Aksu'dan Erkek Güzeli. Şimdi Long Beach, Kaliforniya'dan Nalan Kumlalı Atahan. Kendisi bizim radyomuzda da Nalancı Sanat programını yapıyor her hafta. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Onun bir istek parçası var. Hümeyra'dan Aşk Kapıyı Çalınca. Orijinal plak kaydı olduğu için ses kalitesinde biraz sorun duyabilirsiniz ama orijinal plaklar her zaman çok güzeldir. Nalan Kumlalı Atan istek parçasıydı. Aşk Kapıyı Çalınca Hümeyra'dan dinledik. Münire Gürbüzel Nisan istek parçası. Zuhal Olcay'dan Güller ve Dudaklar. Thank you.
yaprakları. Güller ve Dudaklar Zuhal Oncay'dan dinledik. Münire Gürbüz'den son istek parçasıydı. Radyo Anatolia. Sevgili Radyo Anatolia dinleyicileri, Batı Yakası'nın bugünkü konuğu Profesör Doktor Cihat Aşkan'ı şu anda telefon attığımızda. Cihat Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Bu vesileyle Radyo Anatolia dinleyicileri için bu röportajı sizinle beraber yapmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Bütün dinleyicilerimize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizlere Pasifik sahillerinden en sıcak sevgilerimizi gönderiyoruz. Sağ olun. Şu anda İstanbul'dasınız sanıyorum. Evet. Nasıl, havalar soğuk mu? Kış nasıl gidiyor şu anda? Efendim, havalar mevsim normallerinin çok dışında. Hastalıklar vuku bulmakta. Sesim çok özür dilerim. Havalardan da bahar gibi İstanbul'da. Mevsim normallerinin içine girmeyi bekliyoruz. Anlıyorum. Sizle tanışıklığımız çok yıllar öncesine de dayanıyor. Fakat onlara geçmeden önce şimdi dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilerimize Cihat Aşkın kimdir? Müziğe nasıl başlamıştır? Şöyle kısaca bir özgeçmiş alabilir mi sizden? Evet efendim. İstanbul doğumluyum. İstanbul'da yaşadım. Keman çalmaya konservatuvarda başladım. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Ayhan Tuğra'nın sınıfından mezun olduk. İngiltere'ye gidip Royal College of Music'te master ve daha sonra Guildhall'da doktora yaptım. Bu akademik çalışmalardan sonra tekrar İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi oldum. Akademik kariyeri yükseldim. Doçent, profesör, okul müdürlüğü yaptıktan sonra hala buna devam ediyorum. Ama asıl olarak söylemek zorunda olduğum şey, ben 11 yaşından beri sahnelerde konserler veriyorum keman sanatçısı olarak. Avustralya hariç dünyanın büyük kıtalarını dolaştım ve buralarda konserler verdim. Türk eserlerini, gerek dünya eserlerini keman resitallerinde, orkestralı konserlerde, albümlerimde seslendiriyorum. Siz Amerika'da da konserler verdiniz, öyle anımsıyorum. Evet, Carnegie Hall'da 2010 yılında bir konser vermiştim. 2011'de tekrar Carnegie Hall'un bu sefer küçük salonda Wild bir resital verdim. Onun dışında California, UCLA'de bir konser vermiştim. 5-6 sene önce, 2011 ya da 12 yıllar olması çok lazım. Çok güzel. Amerika'da, Charlotte'da, Pittsburgh'da değişik yerlerde konserlerim oldu. Sanıyorum Washington DC, Kennedy Center. Kennedy'de konser vermedim fakat 2009 yılında Kennedy Award aldım. Bu İstanbul'da yapılan bir törenle oldu. Bu da benim için hayatımın en önemli dönüm noktalarından biridir. Çok çok güzel. Bu arada UCLA dediniz. UCLA'de sanıyorum ortak arkadaşımız zaten kendisi. Münir Nurettin Beken, sizin de okuldan arkadaşınız sanıyorum o yıllardan. Münir benim çocukluk arkadaşım. Okulda biz beraber... Onun bestelerini, onun müzikalitesini her zaman çok önemsedim ve onun ilk defa bestelerini İstanbul'da, Türkiye'de ben seslendirmiştim.
Daha sonra Münir Amerika'da çok büyük başarılar kazandı. Ama sürekli kontağımız devam etti ve Münir'in daveti üzerine zaten UCLA'ya gelmiştim. Orada bir resital yaptım ve Münir'in eserlerini de seslendirdim. Çok kendisiyle güzel. Zaman zaman yüz yüze, zaman zaman mailler aracılığıyla görüşüyoruz. Hala kontağımız devam ediyor. Ne kadar güzel. Ben kendisini Maryland Üniversitesi'ndeyken tanımıştım. O zaman orada yaşıyordum. Sonra da UCLA'de bizim de kontağımız devam ediyor. Hatta geçtiğimiz aylarda onunla da bir söyleşi yapmıştık. Kulaklarınızı çınlattık o programda da. Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi sevgili Cihat Aşkın, yıllar önce Ayhan Turan, Profesör Dr. Ayhan Turan gerçekten çok değerli bir müzik adamıydı, keman hocasıydı. Evet. Bizim evet. Ta İstanbul Belediye Konservatuvarı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı dönemlerinde. Ben İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda çalıştığım dönemlerde orada bir öğrenci orkestrası vardı. Evet. Öğrenci orkestrasında viyolacı eksikliği vardı. Ben o dönemde orada öğrenci orkestrasında viyola çalıyordum. Zannediyorum o dönemlerde siz de oraya gelip Ayhan Bey'in orkestrasında keman çalıyordunuz o yıllarda. 80'li yıllar sanıyorum. Doğrudur, 86, 87, 88 o yıllar. Ayhan Turan evet. Çok yönlü bir sanatçıydı. Ayhan Bey tabii ki belediye konservatuvarı mezunudur. Daha sonra İtalya'ya gitti. Evet. Bizim konservatuvarımızda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çalıştığı yıllarda değişik konservatuvarlardan teklifler geliyordu. Tabii ki kendi ilk okulu olmuş olan İstanbul Belediye Konservatuvarı'nı unutmadı. Hı-hı. Orada o zaman zannediyorum müdür olan Meral Yapalı'nın da teşvikiyle evet. Orkestra oluşturdu tekrar, bir senfoni orkestrası. Hı-hı. Ve bu senfoni orkestrasına tabii ki belediye konservatuvarının, ki o zaman İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olmuştu. Doğrudur. Elemanları kafi gelmediği için Ayhan Bey bizi de kendi öğrencilerini de alır orkestraya yerleştirirdi. Açıkçası iyi oldu. Bizim açımızdan da bir orkestra tecrübesi olmuş oldu. Gerçekten. Daha sonra unutamayacağım bir konser 1988 yılında Ayhan Turan'ın, yani kendi hocamın yönetiminde o orkestra eşliğinde Lalo'nun İspanyol Senfonisi'nde solist olarak çalmıştım. Bunlar hep unutulmayacak evet, anlar benim. Doğrudur. Dolayısıyla Ayhan Turan çok yönlü bir sanatçıydı. Gerçekten. Herkesin üzerine çok çok da emeği olan bir eğitmendi kendisi. Sizin o kadar çok ödülleriniz var ki, şeyden bahsettiniz, Kennedy Center Award, onun dışında başka ödülleriniz de var. Onlara biraz kısaca söz edelim. Tabii ben aslında çocuk yaşımdan itibaren değişik yarışmalara girmek düşüncesindeydim. İlk girdiğim yarışma Yehudi Menuhin keman yarışması. Hı hı. 1987'de İngiltere'nin Foxton kentinde yapılan bu yarışmada benim girdiğim ilk yarışmaydı. Orada The Best Bartok Interpreter ödülünü, en iyi Bartok yorumcusu ödülünü bana verdiler. Daha sonra İngiltere'de girdiğim Carl Flesch keman yarışmasında Outstanding Merit Prize aldım. Ondan sonra yarışmalara hazırlanıyordum. Fakat dünyanın en büyük kemancılarından bir tanesi Ruggiero Ricci ile yaptığım 2 haftalık bir ders esnasında Ruggiero Ricci beni yarışma fikrinden soğuttu. Çünkü dedi ki 15 kişilik bir jüri heyetinde 5 kişiyi tanıyorsan yarışmalarda başarı şansın çok daha fazla yükselir. Bu benim içimdeki etik değerleri bir anda harekete geçirdi. Ben hakikaten hakkımı konser sahnelerinde ve önemli arenalarda almış bir insanım. Dolayısıyla yarışmalarda bu şekilde bir ilişki yumağından geçip de başarılı addedilmek yerine hiçbir yarışmaya girmemeyi tercih ettim. Yani 20-21 yaşımdaydım. Düşündüğüm, hedeflediğim bütün yarışmaları reddettim ve girmedim. Ondan sonra tabii ki yarışmalara şu anda jüri üyesi olarak davet ediliyorum. Ve o yarışmalarda kendi düşüncem olan etik kuralları mutlaka işletiyorum. Ama bu yarışmaların sonucunda tabii ki önemli ödüller de kazandım. Yani Londra'da kazandığım evet. bazı ödüller var. Onun yanı sıra en önemli şeylerden biri de İtalya'da, Roma'da Foyer des Artistes ödülü. Bu bir yarışma neticesinde değil ama liyakatla, nominasyonla veriliyor. O da çok önemli bir ödül benim için. İtalyan Sanatçılar Birliği'nin ödülü. Tabii ki Türkiye'de de değişik ödüller aldım ama en büyük ödül halkın karşısına çıktığınız zaman sahnede seslendirdiğiniz bir eserden sonra size verilen teveccüh ve insanların yüzündeki ifade. Evet, evet, katılıyorum gerçekten. Siz birçok Türk bestecisinin eserlerini de seslendirdiniz konserlerde ve hatta kayıtlarda, evet. CD'lerde, plaklarda. Bu konuda oldukça yoğun bir arşiviniz var. Evet efendim, ben öğrencilik yıllarımdan başlayarak tabii ki konser veren bir şahsiyettim. Ama bu alanda en büyük örneklerden biri Hikmet Şimşek'ti. Rahmetli Hikmet Şimşek'in benim kariyerimde çok önemli bir yeri var. Hikmet Bey'le ben tabii ki konserlerimi veriyordum ama onunla ilk plağımı yaptım ben. 1989 yılında ben henüz 20 yaşımdayken Hikmet Bey bana güvendi, Macaristan'a götürdü ve Hungaroton şirketi tarafından yayınlanan Mozart ve Türk Müziği isimli bir plakta Mozart'ın keman konçertosunu çaldım Hikmet Bey'le beraber. Daha sonra çalışmalarımız devam etti. Hikmet Bey
demişti ki bana, Cihat'cığım dedi, hiçbir zaman unutma, mutlaka Türk eserleri seslendirmelisin. Hı hı. Her konserinde en az bir Türk eserine yer ver dedi. Bunu bir vasiyet olarak ben ettim ve daha sonra bu çalışmalar başladım. 1998 Cumhuriyet'in 75. kuruluş yıl dönümünde Türk bestecilerinin bütün eserlerini toplayarak bir koleksiyon yapmayı, bir arşiv yapmayı, onları notalarını yayınlamayı, seslendirmeyi bir ilke edindim ve Türkiye'deki radyo televizyon kurumu başta olmak üzere kayıtlar gerçekleştirdim. Daha sonra kalan müzikle bazı kayıtlarımız oldu ve o zamanlardan yapmış olduğumuz ve daha gün yüzüne çıkmamış yaklaşık 5-6 CD'lik eserler dizini var. Bunlar da önümüzdeki yıllarda peyderpey ortaya çıkacak. Mesela çok ilginçlerinden bir tanesini haber vereyim size. Hı hı. Bizim meşhur tango bestekarımız Necip Celal Andel. Evet. Necip Celal Andel, insanlar mazi kalbimde bir yaradır tangosuyla tanıyacaklar. Çok doğru. Ama onun keman konçertosunu keşfettim. Violonsel konçertosunu keşfettim. Ve o keman ve violonsel konçertolarını biz Türkiye'de seslendirdik. Kayıt yaptık. 2018 yılı içerisinde bahar ayında çıkacak. Hatta Amerika'da Harika. Yaşayan violonselcimiz Rahşan Apay bu eserde solist olarak yer aldı. Kendisi de belki dinleyecektir şimdileri. Dolayısıyla bu bahar aylarında çıkacak olan bu CD'miz de bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Çok çok güzel bir haber. Yani ben böyle bir keman konçertosu olduğunu dahi bilmiyordum. Tangolarla evet. tanıdığımız bir önemli bir müzik adamıydı tabii kendisi. Evet. Sizin tabii sadece klasik batı müziği eğitiminin dışında bir de Türk müziği devlet konservatuvarında okuduğunuzdan dolayı bizim geleneksel Türk müziğimizde, Türk sanat müziği dediğimiz müzik konusunda da çalışmalarınız var. O konuda da bilginiz olması tabii sizin değerinize değer katıyor. Estağfurullah. Şimdi benim okuduğum okul olan Türk Müziği Devlet Konservatuarı hakikaten çok yönlü bir okuldur. Bu konservatuar tam manasıyla liberal bütün düşünceleri kapsar. Klasik Türk müziğini öğretir, Türk halk müziğini öğretir. Onun dışında çok sesli batı müziğini öğretir. İçinde hala bugün caz bilimi vardır ve eksperimental çalışmalar yapan farklı dallardaki arkadaşlarımız her alandan burada gelip performans imkanına sahip olurlar. O bakımdan İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın çok özellikli bir yeri vardır Türkiye'deki müzik okulları içerisinde. Ben de 2008-2012 yıllarında müdürlüğünü yaptığım bu okulun gelişimini büyük bir sevinçle görüyorum, gözlemliyorum. Bu büyük bir şans öğrenciler için çünkü öğrenciler hiçbir farklı düşünce olmadan bütün tarz müzikleri burada öğreniyorlar. İstedikleri yönü seçebiliyorlar. Büyük bir seçim özgürlüğü var. Dolayısıyla bu alanda ben de kendimi öğrenciyken çok şanslı hissetmiştim. Buradaki en önemli hocalardan Türk müziğinin makam bilgilerini, halk müziği bilgilerini, çok sesli müzik bilgilerini alarak yetiştiğim için kendimi çok zengin hissediyorum. Diğer arkadaşlarımızdan daha zengin bir geçmişimiz var bu konuda. Hı hı. Bu yüzden bu bana çok büyük bir artı getirdi. Hatta benim Londra'da doktora ve master çalışmalarıma çok büyük ışık tuttu. Çünkü İngilizler bu alanda bir çalışma bilmiyorlardı. Ben bu alanda işte kemanın Türk müziğine girişi konusunda bir master tezi yazdım ve bu tezin ışığı altında farklı bir sesle onlara seslendim ve çok büyük ilgi gördü bu. Dolayısıyla makam müziğini de onlara, yabancılara kendi bilgilerimiz ışığında anlattığımız zaman çok farklı bir dünya görüyorlar. Yani biz olduğumuz için hı hı. yurt dışında yaptığımız çalışmalarda çok büyük saygı görebiliriz. Ama farklı bir takım kültürleri taklit etmek yerine kendi kültürümüzün en önemli özelliklerini insanlara göstermemizden başka doğal bir şey yok diye düşünüyorum. Doğru. Değerli Radyo Anatolia dinleyicileri, Profesör Doktor Cihat Aşkın'la söyleşimiz devam ediyor. Söyleşimizin bu bölümünde dinleyicilerimize sizin seslendirmiş olduğunuz eserlerden kısa bir örnek çalsak ne dersiniz? Memnuniyetle efendim. Emre Aracı'nın Boğaziçi Mehtapları'nda Bosphorus by Moonlight isimli bir CD'si var. Burada da Emre Aracı'nın keman konçertosu var. O olabilir, evet. Değerli dinleyiciler, Profesör Doktor Cihat Aşkın'dan bir klasik eser dinliyoruz. Thank you.
Evet Cihat Bey, bu eser gerçekten çok çok güzel, iyi yorumlamışsınız. Bizim de tanımadığımız, bilmediğimiz bestecileri de seslendiriyorsunuz. O da çok güzel bir haz veriyor dinleyicilere. Efendim Emre Aracan'ın Keman Konçertosu hakikaten çok güzel bir eser. 1997'de yazılmış. Emre Aracan İngiltere'de yaşamış. Türkiye-İngiltere arası mekik dokuyor. Önemli bir bestekar, araştırmacı. Osmanlı Sarayı'nda Avrupa müziği konulu seminerleriyle çalışmaya başladı ve o müzikleri ortaya çıkardı, seslendirdi, kayıt yaptı ve kitaplar yazdı bu konuda. Çok önemli bir araştırmacı, besteci. Onun yazmış olduğu Keman Konçertosu'nu ben ilk defa CD'ye aldım. Kendisinin yönetimindeki Prag Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor. Gerçekten güzel. Şimdi Türk müziği dedik tabii. Türk müziğiyle ilgili çalışmalarınız da oldu. Bu konularda ne gibi CD'ler yapmıştınız? Şimdi ben efendim Londra'da 6 sene kaldıktan sonra kafamda konu gelişti. Londra'da her şey tabii ki çok daha farklı. Dünyanın tam ortası bize göre. Ve Londra'da bir kavram vardı. Biz Türkiye'de daima her şeyin en iyisi batıda olur diye bir düşünceyle yetiştik. Ve ben de Londra'ya gelmiştim. İşte burası batı. Acaba burada olan da bizde olmayan ne var diye baktığım zaman çok büyük bir ifade özgürlüğü, eğitim özgürlüğü gördüm. Burada öğrencilere bir şey öğretilmiyor. Yani zorla bir şey dikte edilmiyor. Fakat öğrenciler kendileri öğreniyorlar. Kendileri o anahtarı alıp eğitim yuvalarından faydalanıyorlar. Kendileri araştırma yapıp öğreniyorlar. Bunun anahtarını veriyorlar insanlara. Dolayısıyla yaratıcı güç, üretici güç ön planda. Yani İngiltere'de insanlar, Batı'da insanlar bir şeyleri üretmişler. Ürettiklerini çok iyi satabilmişler. Biz ise ürettiklerimizi satamamışız, ürettiklerimizi tanıtamamışız. Dolayısıyla ürünlerimiz de dünya standartlarından çok uzak. Ben o zaman bir kemancı olarak düşündüm ki Batılı olmak namında, Batı'nın yaptığı şeyi biz Türkiye'de yaptığımız zaman o zaman dünya standartlarını yakalayabiliriz diye bir düşünce gelişti kafamda. Minyatürler diye bir başlık altında eserleri seçtim. Kendi bestelerim, Münir Nurettin Beken gibi arkadaşlarımın bana ithaf etmiş olduğu besteler, halk türküsü düzenlemeleri. Bunlarla beraber bir albüm taslağı düşündüm. Minyatürler adını verdim buna. Evet. Türkiye'ye döndükten sonra işte bir müddet askerlik geçti. Hemen askerlik bitiminde kalan müzikle tanıştım, Saltık'la tanıştım ve kendisine bu fikri açtım. Çok müthiş bir beyin Hasan Saltık, müthiş bir insan. Kendisi hemen memnuniyetle bu projeyi sahipleneceğini söyledi ve beni destekledi. Ve minyatürleri ben yaklaşık 5,5-6 saatte kaydettim 18 parçayı. Harika. Bu herhalde 1000 adet filan satar zannetmiştim. Fakat bütün tahminleri geride bırakarak en iyi albümlerden bile daha fazla sattı klasik alanda. Yani 50-60 bine yaklaştı ve minyatürler keman ve piyanonun sade şekliyle bizim melodilerimizin insanlara aktarılışıydı. Bu bizim kültürümüzün bir parçası ama bunu sadece Türkiye'de değil dünyanın bütün her tarafında çalabilirdiniz. Nitekim yurt dışındaki konserlerde evet. De çalıyorum. Bundan sonra bu manada kendi enstrümanımla birleştirerek çok farklı şeyler yaptım. Umutsuz albümünü yayınladım, Ege'nin türküsünü yayınladım. Daha sonra İstanbul'in diye bir albüm yayınladım ki İstanbul'in albümünde bizim çok sevdiğimiz eski Türk filmlerinden de hatırladığımız oyun havaları. Şehnaz Longa gibi, Nihavent Longa gibi oyun havaları. Bunları yaptım ve daha sonra bu çalışmaları devam ettirdim. Yeni Türk Müziği Hareketi diye bir akım başlattık. Bu zaten uzun süredir kafamda olan bir şeydi. Türk müziğinin enstrümanlarının, makamlarının dünya platformunda yer alabilmesi için farklı bir sound, farklı bir şey ortaya çıkarmak ve çok hafif bazı armonizasyonlarla aşırısına kaçmadan melodinin güzelliğini ortaya çıkartmak ve onu ciddi bir platformda sunmak gibi bazı çalışmalarım oldu. Dolayısıyla Türk müziğinin açıkçası tarzı, seslerini, çeşnisini bozmadan onu dünyada acaba hangi platformlarda seslendirebiliriz kaygısı benim için ön plana geçti. Harika. Ve bu tarzda da çalışmalar yaptım. Çok güzel. Bunun yanı sıra tabii sizin genç nesilden kemancıları ortaya çıkartma, onlara destekleme amaçlı yapmış olduğunuz projeler var. Cihat evet. Aşkın ve küçük arkadaşları Caka, şimdi notlara bakıyorum. Ve onlarla birlikte konserler veriyorsunuz genç kemancılarla birlikte. Son hızla gidiyor. Caka projesi 15 yıldır devam eden bir proje. Harika. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak başladı. Ben Türkiye'ye döndükten sonra Anadolu'da konserler vermeye başladım. Fakat burada durum işler acısıydı. Neden? İnsanlar orada müziğe, sanata aç. Tabii ki sanatçılarımız, orkestralarımız gitmişler Anadolu'nun değişik kentlerine. Fakat bunlar burada sadece bir konser verip geri dönmüşler. Yani insanların ağzına bir parmak bal çalmak gibi bir şey bunlar. Yani müzik İstanbul, Ankara ve İzmir'in dışında da olmalıydı Türkiye'de. Ben bunu başardım diye düşünüyorum. Van'a gittim, Samsun'a gittim, Gaziantep'e gittim, Edirne'ye gittim, Afyon'a gittim.
Bütün buralarda dinlediğim yetenekli çocukları ve daha da önemlisi yetenekli öğretmenleri bir araya getirerek bir network oluşturdum. Evet. Bu network ise benim çizdiğim eğitim programına göre insanları keman çalmaya veyahut da değişik enstrümanlar çalmaya teşvik ederek bu eğitim programını örgütleştirdim. Bugün Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları adıyla tanınan müzik projesi hakikaten bize özgün, tamamen bizim kültürümüzün temelinden yola çıkan, kendi yaptığımız bir proje. Hiçbir taklit proje değil. Farklı ülkelerde uygulanmış da Türkiye'de versiyonu olmuş bir proje değil. Tamamen bize özgü bir proje. Yaparak öğrenme güdüsünü taşıyan, yaparak öğrenme felsefesini taşıyan açıkçası bu projede insanlara sıfır derecesinde hiçbir şey bilmeden projeye gelseler bile 3 ay sonra kendilerini sahnede buluyorlar. Ve mutlaka o projenin bir parçası olarak sahnede performans yapıyorlar. Çocuk bu şekilde özgüvenini yakalıyor. Çocuk bu şekilde ailesini, çevresini, arkadaşlarını da bu projeye entegre ederek bir aydınlanma sağlıyor. Dolayısıyla bu çok önemliydi benim için. Hı hı. Müzik estetiğini, sanat estetiğini bütün topluma bu şekilde yayabilmek ve insanlara bu şekilde sevgiyle yaklaşabilmek en önemli unsurdu benim çalışmalarımda. Evet, bu konularda biz de sizi takdirle karşılıyoruz bu çalışmalarınızı. Evet. Şimdi söyleşimizin sonuna geldik, süremiz dolmak üzere. Sizin çalmış olduğunuz, konserlerde kullandığınız enstrümanlarınız da çok özel. Yani oldukça eski yıllara dayanıyor. Onları kısaca anlatır mısınız? Nedir bu kemanlar? Efendim, bir tanesi bir Fransız enstrümanı, Jean-Baptiste Guillaume, 1840'lı. Diğeri de 2 sene önce aldım ben bu kemanı. Gaetano Sigarabotto. Gaetano Sigarabotto da artık 20. yüzyılın Stradivarius'u olarak lanse evet. edilen bir enstrüman. 1924 yapımı, Vicenza yapımı bir enstrüman. Enstrümanların eski olması çok önemli değil ama enstrümanların iyi ses vermesi önemli. Bugün mesela bir sürü modern enstrümanlar da var ve çok iyi ses veriyorlar sahnelerde. Özellikle enstrümanın ses kalitesi ve çalıcının karakterine uygun olması, el yapısına uygun olması çok önemli. Doğru. Bunlar da aranıyor. Yani çok eski bir enstrüman her zaman çok iyi netice vermeyebiliyor. O enstrümanın çalıcının karakterine, sesine uygun olması, el yapısına uygun olması da gerekiyor. Bir sanatçı için enstrüman bitmez bir sevda. Mutlaka yeni bir enstrüman gördüğünüz zaman o evet. enstrümanı almak istiyorsunuz. Ama enstrümanlar o kadar pahalı ki artık son zamanlarda koleksiyonerler tarafından ancak satın alınabiliyor. Dolayısıyla bu alanda vakıfları da ben destekliyorum. Mesela Türkiye'de bizim bu alanda çalıştığımız bir vakıf var. Gençlere enstrümanları temin ederek çocukların daha iyi enstrümanlarla çalmasını sağlıyoruz aynı zamanda. Son olarak dinleyicilerimiz sizi nasıl ulaşacaklar? Sizin web sayfanız var. Ondan biraz söz eder misiniz? Efendim, ben çok teşekkür ediyorum size. Radyo Anatolia ile yaptığım güzel söyleşi için bu suretle Amerika'nın o tarafında yaşayan dinleyicilerime de ulaşma fırsatı oldum. www.cihataskin.com adresinden bana ulaşabilirler. Dolayısıyla ben önümüzdeki 2019 yılında sanıyorum Amerika'da birkaç tane konserim olacak. Tekrar oralara gelmek imkanım olacak. Mutlaka dinleyicilerimizle buluşacağımıza inanıyorum. Siz ayrıca sosyal medyada da varsınız. Evet. Twitter'da, Instagram'da, Facebook fan page var. Buradan ulaşabilme imkanları var. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Cihat Aşkın. Güzel çok teşekkürler. Için. Son olarak dinleyicilerimize sizin Şehnaz Longa isimli bir yorumunuzu dinletelim. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle iyi haftalar diliyorum. Başarılar. Teşekkürler.
İlhan Özulu'nun hazırlayıp sunduğu Batı Yakası programını dinlediniz.